Bir önceki videomuzda kolesterol ile ilgili bilimsel gerçekleri 7 soruda gözden geçirmiştik. Birçok izleyicimizden bu konuda önemli sorular aldık. Bu arada en çok sorulan da tabii ki kolesterolüm yüksek çıktı, ilaç kullanmalı mıyım? İşte gelin bu soruları birlikte gözden geçirelim. kolesterol tedavisi denince hemen akla ilk gelen statin kolesterol düşürücü ilaçlar geliyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de e, birçok hekim total kolesterol değerinin 250'nin üzerinde olması ve beraberinde kötü kolesterol LDL'nin de yüksek olması durumunda hemen bu ilaçlardan başlarlar. Çok az hekim hastalarına zaman ayırıp yaşam tarzımızın kolesterol üzerine olan etkilerini ve çarelerini anlatır. Genelde ilk adım tedavi, ilaç başlamak oluyor. Bu ilaçlar peki kolesterolü düşürüyor mu? Evet düşürüyor. Ama bakalım nasıl düşürüyormuş. Kolesterol düşürücü statin ilaçlar karaciğerde HMG koenzim A denilen bir enzimi bloke ederek karaciğerde kolesterol yapımını engelliyor. Kişiden kişiye göre değişmekle birlikte statin ilaç kullanımıyla kolesterol düzeyinde %20 ila 50 arasında bir düşme sağlanabiliyor. Yani kolesterolünüz 300 ise bu 200'e hatta bunun da altına düşürülebiliyor. Ancak sorulması gereken şey kolesterolü düşürmekle kalp damar hastalıklarına bir etkisi oluyor mu? Öyle ya. Kolesterol ilacı kullanmanın tek amacı kolesterolü düşürerek kalp damar hastalıklarından korunma. İlaç firmaları ve çoğu sanayi destekli bilimsel çalışmalar Uzun süreli kolesterol ilacı kullanmanın e, kalp damar hastalıkları ve inme riskinde yüzde 48 oranında bir azalma sağladığını iddia etmektedirler. İstatistik bilimsel olarak yalan söyleme sanatıdır derler ya. işte burada da buna benzer bir durum söz konusu. Rakamlara baktığımızda yüzde 48 oranında azalma esasen binde 28 olan riskin binde 15'e düşürülmesini ifade ediyor. Bu rakamlara göre gerçek risk azalması yüzde 1.3. Birinci rakam olan yüzde 48 relative risk reduction yani göreceli risk azalması olarak adlandırılır. Öte yandan %1.3 rakamı absolute risk reduction yani mutlak risk azalması olarak adlandırılır. Özetle bu ilaçların uzun süreli kullanılmasında elde edilen risk azalması sadece %1.3. Benim kitabımda bu sıfır demektir. Nitekim koroner arter hastalığı için ameliyata gelen hastaların birçoğunun uzun yıllardır statin ilaç kullanmakta olduğunu görmekteyiz. Bir önceki videomda anlattığım gibi ameliyata gelen hastaların en az yarısının kolesterolleri tamamen normal. Demek ki normal bir kolesterole, düşük bir kolesterole sahip olmak bunları ameliyat olmaktan, hastalanmaktan kurtaramamış. Öte yandan kolesterolü çok daha yüksek, 300'lerde, 400'lerde olup koroner arter hastalığından eser olmayan dünya kadar insan var. O halde sorumuza geri dönelim. Yüksek kolesterol için ilaç kullanalım mı yoksa kullanmayalım mı? Bu noktada bir parantez açayım. Statin ilaçlar dünyada reçete edilen bir numaralı ilaç. Yani antibiyotikler, tansiyon ilaçları, kalp ilaçları ve buna benzer yüzlerce ilacın arasında en çok reçete edilen, en çok satılan ilaç Statin ilaçlar. Statin ilaçların dünya çapındaki cirosu yaklaşık 1 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Tekrar ediyorum. 1 trilyon dolar. Böyle bir pazar, böyle bir ciro için neler yapılabileceğini artık siz tahmin edin. Her yıl statin ilaçların etkileri, faydaları ve güvenilirlikleri konusunda sayısız bilimsel yayın çıkmaktadır. Ancak bu yayınları dikkatle incelediğiniz takdirde bu çalışmaların büyük çoğunluğunun e, ilaç sanayi tarafından desteklendiğini görmekteyiz. Her gün statin ilaçların olağanüstü faydaları konusunda yeni yayınlar çıkmakta, yeni yeni pazarlar açılmaya çalışılmaktadır. Öte yandan birçok bağımsız araştırıcı statinler konusundaki gerçekleri yazmakta ancak e, seslerini duyuramamaktadırlar. Ben 8-10 yıldır çok nadir durumlar dışında hiçbir hastama kolesterol düşürücü statin ilaç yazmıyorum. Birinci nedeni bu ilaçların kalp hastalıklarına karşı koruyucu olup olmadıkları bir hayli şüpheli. İkinci neden ise bu ilaçların önemli yan etkileri. Gelin ilacı üreten firmanın kendi prospekt üstünde yazan yan etkiler listesine birlikte bakalım. Kas ağrıları ve kramplar, kas erimesi, karaciğer hasarı, insülin direnci ve şeker hastalığı, halsizlik, bulantı, baş dönmesi, sinir hasarı, uykusuzluk, unutkanlık, şaşkınlık, iktidarsızlık, koenzim Q10 enzimi seviyelerinde azalma, kalp kası hasarı ve kalp yetmezliği. bu önemli yan etkilerin dışında belki 20-30 tane daha yan etki listelenmiş artık onlara girmiyorum dahi. Karaciğer hasarı, kalp kası hasarı ve şeker hastalığı oluşması kabul edilebilir yan etkiler değiller. Diğer yan etkiler bu kadar vahim olmasa da hayat kalitesini ve sağlığı önemli ölçüde bozabilen durumlar. Statinlerle ilgili görülen yan etkilerin Yaklaşık yüzde 20 civarında olduğu bildirilmektedir. Esasen e, bu rakamın en az bunun iki katı olduğu tahmin edilmektedir. Bilimsel tartışmalarda ilacın yan etkileri gündeme gelince birçok statin savunucusu evet bu yan etkiler olabilir ama faydaları çok daha fazla diye savunmaktadırlar. Ama unutmayın gerçek koruma oranı sadece 1.3. Duyduğum en korkunç argüman ise statin ilaçların insülin direnci ve şeker hastalığına neden olmaları gündeme geldiğinde akademik ünvanlı birçok sözde bilim adamının olsun o zaman da hastaya şeker ilacı başlarız demeleri. Yani bir hatayı başka bir hatayla düzeltmeye çalışıyorlar. Peki statin ilaç hiç mi kullanılmayacak? Başta söylediğim gibi ben çok nadir durumlar dışında statin ilaç pek kullanmıyorum ancak kullandığım bazı durumlar var. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi şeker hastalığı olanlar, genelde enflamasyona sahip olanlar ve bazı diğer risk faktörleri durumunda e, LDL kolesterolün düşürülmesinde önemli bir fayda var. İşte ben bu durumlarda bu kişilere 2-3 aylığına statin ilaç başlıyorum. Asıl risk faktörlerini yaşam tarzıyla düzelttikten sonra ve bunlara ihtiyaç kalmadıktan sonra da kesiyorum. Videomuzun başlığında kolesterol tedavi edilmeli mi diye sormuştuk. Eğer soruyu kolesterolümüzü makul bir seviyeye ve sağlıklı bir dengeye ulaştırmak gerekli mi diye sorarsak o zaman mutlak cevabımız evet olurdu ancak faydası şüpheli yan etkileri çok ağır olabilen statin ilaçlarla tedavi benim için söz konusu değil. Kolesterol yüksekliği bir hastalık değil, yaşam tarzımızdan kaynaklanan metabolik bir bozukluktur. Bu metabolizmayı bozan faktörleri ortadan kaldırınca zaten her şey kendiliğinden düzelmeye başlıyor. Yakın zamanda yayınladığımız şeker hastalığı geriye çevrilebilir mi Kalp damar hastalıkları geriye çevrilebilir mi? Videolarında işlediğimiz gibi ciddi yaşam tarzı değişiklikleriyle en ağır hastalıkların dahi geriletilebileceğini, duraklatılabileceğini göstermiştik. İleride tarif edeceğimiz yaşam tarzı değişiklikleriyle de kolesterol hayda hayda düzelir. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videomuzda kolesterol seviyesini makul bir seviyeye indirmek ve daha önemlisi sağlıklı bir kolesterol dengesi oluşturmak için yapılanları ve bu konuda bize yardımcı olacak önemli gıdalardan bahsedeceğiz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere hoşça kalın.